ilk geldiğimiz haftalardı. Yurtta işte böyle kendimizden üst dönemleri tanışırken bir abiyle tanıştık. O bana bahsetti, işte Hayat Vakfı var bizim. İstersen oraya gel, orada işte böyle etkinlikler oluyor, güzel insanlar var. Orayla bir tanış dedi. Cuma akşamları Salih Selman diye bir hocamız var, o bize işte dersler falan yapıyor, onlara katılırsın dedi. O şekilde ilk defa bir cuma akşamı Salih abinin dersiyle başlamış olduk yani. Müslüman hassasiyeti olan hekimlerin bir araya geldiği, sadece hekimlerin değil, eczacıların, sağlık camiasının bir araya geldiği, beraber uhuvvetlerini geliştirdiği, beraber sohbetler yaptığı bir yer var. Dediler, biz de tabii merak ettik, gidip tanışmak istedik. O vesileyle Hayat Vakfı'na geldik. Elhamdülillah da devam ediyoruz. Her öğrenci gibi yazın yer, kalacak yer arıyordum. Yani İstanbul'da olmama rağmen İstanbul'un çok uzak bir noktasında oturduğumdan ötürü okula yakın bir yer istedim. Yani biraz geç kaldığımızdan ötürü yurt bulamadık. Öyle aslında bizim de nasibimizmiş. Hayat Vakfı'nın bir evi varmış, evinde müsait bir yer varmış. Son anda açılan müsait bir yer varmış. Oradan Hayat Vakfı ile tanışmış olduk. İlk defa halkalarla ben vakıfla tanışmış oldum. O üst kattaki geniş manzaralı yerde. Arkadaş çevresiyle işte bir halka varmış, Bilal abi varmış. Hani bir sohbet yapıyormuş falan her gün, her hafta. Hani dediler, biz de gidelim mi falan tarzında arkadaş önerisiyle öyle tanışmış olduk. Hayat Vakfı bana güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edinmeme katkı sağladı. Ümmet birlik beraberliği bilincini sağlamlaştırdı. Yani bir Müslüman genç için en önemli şey birlikte hareket etmek istiyor. Bir şeyler olduğu zaman paylaşmak istiyor. Bunu Hayat Vakfı sağladı. Gerçekten güzel Müslüman hassasiyeti olan doktorlarla, eczacılarla insana tanışmam için bir ev oldu, bir yuva oldu yani. Yani her şeyi silip atabilirim ama dostluklarımı asla silip atamam. Çok güzel, çok hayırlı dostluklar kazandırdı bana. Çok iyi eczacılar ve çok iyi hekimler tanımış oldum. Ümmet penceresinden bakabilmeyi öğrendim. Çünkü Hayat Vakfı'na gelen arkadaşların çoğu hepsi aynı görüşten insanlar değildi. Farklı farklı görüşleri destekleyen insanlar vardı. Örgütlenme, birlikte hareket etme, dostluk ve samimiyetin ortak adı olduğunu düşünüyorum. Mavi ahşap binalı, Salih abinin ders verdiği samimi dostluk ortamı. Allah rızası, samimiyet, bir de Salih Selman abi. Güzel dostluklar, borç diyebilirim. Çok borç, vakfa çok şey borçluyum kişisel olarak. Yani bununla beraber de geleceğim diyebilirim yani. Samimiyet, İhlas, ümmet. Ya vakıf cuması deyince ya yoğun bir haftadan sonra kardeşlerimi, arkadaşlarımı, dostlarımı görmeme vesile olan bir ortam geliyor aklıma. Vakıf cuması ya benim gözümde yani vakfın en temel organizasyonlarından birisi. Vakıf Cuması demek Salih Selman abiyle maneviyat dersleri demektir benim için. Şimdi mekanları değerli yapan içindeki insanların değeridir. Emeği de var üzerimizde sağ olsun. Ve hiç kırmadan, yani bugüne kadar kızmadan öyle çok sakin, çok güzel bir muhabbet kurabildiğim bir insan olduğu için teşekkür ediyorum kendisine. Ayşe abla vakfımızın annesidir benim gözümde. Nasıl Hababam sınıfın Hafize anası varsa bence Hayat Vakfı'nın da bir Ayşe teyzesi var. İşte şehir dışından gelen arkadaşlar, gurbette olan arkadaşlar için çok farklıydı Ayşe ablanın yemekleri. Sanki bir anne yemeği gibiydi. Ayşe abla bizim yemek noktasında en çok ziyaret ettiğimiz insanlardan bir tanesi. Mutfağı da gerçekten çok iyi, eli çok lezzetlidir. Öğrencilik hangi bölüm olursa olsun zor. Sınavlarla uğraşıyorlar, derslerle, hocalarla, okul meşakkatiyle uğraşıyorlar. Ya bu halkaları oralardan sıyrılıp bir kafa dinleme, hani bir ruhumuzu dinleme, kafa dinleme aracı olarak görürlerse bence iyi ederler. Yani Hayat Vakfı'nın etinden sütünden yararlanmaları lazım yani. Cuma günleri Salih Selman abinin sohbetlerine gitmeye çalışsınlar, kaçırmasınlar. Bu kozmopolit yapıyı
aslında Türkiye'de yaşanabilir bir yapı olarak hayat vakfında kazanmayı denesinler. Hayatlarında en azından başlangıç, yani üniversiteye başlangıç zamanında hayatlarında vakfa bir nefeslik bir yer açmalarını tavsiye ederim. Daha büyük değerlere çağıran bir kurum olarak görmek isterim. Hayat Vakfı'nı 2030'da Türkiye'de ve dünyada birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmış bir yerde görüyorum. Bütün Tıbbiyelilerin Hayat Vakfı'nda buluşması. Hani bu 2030'da bütün Tıbbiyelilerin Hayat Vakfı'nda buluşması. Ve hani o uhrevi ortamın tekrar devam etmesi, yani hiç bozulmadı. Gelecek nesillerin şekillenmesinde Hayat Vakfı yarın daha iyi anlaşılacaktır yani. Dolayısıyla Hayat Vakfı gelecek nesillerin şekillenmesinde bir güzergah, yolumuzun üstündeki bir konaktır benim için. Böyle demek istiyorum yani. Ben vakfın samimiyetini kaybetmemesini temenni ediyorum. Şu an yani şu anda yaşadığım çok hoş bir samimiyet var vakıfta hissettiğim. Dürüstlük, dostluk. Yani vakıf şu an yani bir büyüme aşamasında, Anadolu'da ve dünyada uluslararası etkinliklerle bir büyüme aşamasında. Bu aşamalar sırasında vakfın samimiyetini, bize verdiği sevgiyi kaybetmemesini temenni ediyorum ve yeni gelecek arkadaşlarımızın da bundan mahrum olmamasını umut ediyorum. Ümmet açısından yararlı, meslek açılarından da doktorluk, eczacılık, diş hekimliği açısından da yararlı. Yani o mesleklerin kaderlerini de seyrini değiştirebilecek yere gelebilir Hayat Vakfı. Çok önemli bir noktaya gelebilir. Dediğim gibi bu ihlas ve samimiyetle devam ederlerse ben böyle olacağını inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum.